Evet. Karlar yavaş yavaş erimeye başladı. Ama yeniden tabii tekrar yeni bir karın geleceği söyleniyor. Bakalım, hep beraber göreceğiz. Burası sakat birazcık. Merhaba çocuklar. Nasılsınız bakalım? Aileniz, keyfiniz yerinde mi? Öbürkilere bakalım bir de. Sizler nasılsınız? Sizler de iyi gibisiniz. Sizlerin ışığınızı kapatabiliriz aslında. Burada ışık varmış, fazla gerek yok. O zaman burada başlayalım. Hadi bakayım. Evet. Hayvanların öğle ve akşam bakımı. Yani ikisi bir arada. Sabah bakımını yaptık. Artık içeride bakıyoruz tabii ki. Havalar soğuduğu için ve kar yağdığı için. Hop, gel oğlum. Oğlum. Ramazan ve sarı kafa. Sen bir toton al bakayım. Toton al. Öst oğlum, öst. Şunu alalım şöyle. Seni şimdi şu ittireceğiz, başka türlü olmuyor. Dur lan. Bana tipik sallıyorsun ama yemezler koçu. Şimdi bunların altını süpüreceğim. Ondan sonra ot doğrayacağız. Küçükler için ve bunlar için. Ot doğrayacağız. Sonrasında bu bokları dışarı çıkaracağız. Bunları hazırlıyoruz böyle. İlkbaharda bahçeye dökülüyorlar. Merhaba kızım. Ne haber? Evet. Ne oldu? Tamam, vereceğim otunuzu. Önce altınızı bir süpürelim. Sonra otunuzu vereceğim. Ondan sonra su vereceğim. Suyu verdikten sonra da tekrar saman verip yemeyenleri yem ve samanla beraber ne yapacağız? Kapanışı yapacağız. Bugünlük bu kadar diyeceğiz. Sonra gece bir uğrarım. 12-1 gibi gelir, bir selamlarım sizi, ne yapıyorsunuz falan diye. Ondan sonra finish. Değil mi çocuklar? Öyle yaparız ha. Oy oy, şuraya bak ya. Evet dostlar, bugün öğle bakımı. Öğle ve akşam bakımı beraber oluyor aslında. Biraz geç bakıyoruz ki bir daha uğraşmayalım diye. Şimdi saat 4-4.30 civarı geliyoruz. Bir kere sabah, zaten sabah bakımını daha önce çekmiştik. Hayır, dışarı çıkarttıkken çekmiştik, hatta önceki videolarda var. Onun aynısı sabah bakımı. Sonra dışarı çıkartamadığımız için 4-4.30 gibi geliyoruz.
Hem temizliğini yapıyoruz hem de ot veriyoruz ilk başta. Bir öğün ot yiyorlar. Diş ot benim kendi biçtiğim, taşıdığım otlar yani. O otları yedikten sonra suluyoruz. Hatta otu yani yerken hatta aslında suluyoruz. Kovayla. Bir sulama sistemi maalesef buraya tam anlamıyla bir oluşturamadık. O yüzden kovayla suluyoruz. Ama kovayla da güzel içiyorlar. En azından doyasıya içiyorlar. Su biraz tanzikli geliyor. O sayede biraz daha rahat içiyorlar. Tek sıkıntı yani zor yanı kovayı eldene gezdirmek oluyor. Onun haricinde zorluk yok. Bunu iş bitti burada. Ha şu küçüğün altını unuttuk galiba biz değil mi? Şu küçük ne yapmış bakalım. Küçük mücük demeyin. En az bir inek kadar sıçıyor bu. Şuraya bak ya. Kızım. Bakalım. Şurada doğru sıçmışsın gibi. Şöyle dur bakayım sen bir. Az bir bekle dur öyle. Az bir dur öyle. Şuraya bak ya o. Bu nasıl bir boktur böyle? Şuraya bak. Neredeyse asliye kadar yapmışsın yani. O küçücük haznenle. He? O küçücük bünyenle asliye kadar bok yapmışsın neredeyse ya. Asiye de bu hanımefendi oluyor bu arada. Asiye Hanım. Asiye. Evet. Şimdi o arkadaşlara otlarını verelim. Az oldu. Yalnız bu otun içinde yabani nane var ha. Çok güzel koktu namussuz. Şunu da şu kıza ilave yapalım. Sonra sana da şuradan biraz bir şeyler atıvereyim. Samanını tam yememişsin bakıyorum. Ne yemedim burada ot var. Al bakayım şuna bir lokma ot vereyim sana. Bir lokma yersin sen bunu. Kızım aç mısın? Aç mısın kızım? Al bakayım. Bak siz sabahkileri de doğru düzgün yememişsiniz. Niye? Hı? Oğlum bu aşağı eğileyim kendisi lan. Anlayamadım ben. Asiye tut. Tut Asiye tut. Sizinkiler. Sen şunu al bakayım. Sen bunu ye. Küçük kız. Sen de bunu ye. Sen de bunu ye. Z
Sen de bunu ye. Şöyle cüssesi büyük oyunun ağzına bir tık fazla veriyorum. Şurası toz herhalde. Şimdi buradakilere. Yeter mi lan size o? Nasıl? Üç kişisiniz. Bir tane daha atayım şuradan. Üç sığırsınız orada. Bir yerini daha atalım. Hello. Fazla mı atmışız lan ot acaba? Allah fazla atmışız herhalde. Elimin ayarı yok ya. Elimin bir ayarı yok kızım ya. Al bakayım. Neyse yarın da yersiniz. Sıkıntı yok. Fazla gelmesi bir zarar değil bize sonuçta. Al bakayım lan. Al bakayım lan. Sen de al bakayım. Çok verirsem altınıza çekersiniz zaten. Biraz yiyip sonrasında ne yapacaksınız? Saman yiyeceksiniz. Şurada samanınız var. Şuna bir şey ilave edeyim. Şu kıza da bir lokma daha vereyim. Bunlara bu yeter. Fazla verdiğim zaman altlarına çekerler. Sabahlıkta. Ya yarın öğlenle bir miktar otumuz var. En azından şu ikisini yeter. Bunu da atarız. Evet. Şimdilik en küçükler kaldı. İki tane onlara bakacağız. Kim kaldı? Kim? Özel otundan onlara vereyim. Evet. Öst. Hangisi bütün? Neyse burada. Kapı açıldı. Buradan gireceğiz biz de. Sen al önüne birazcık otu. Sana bir tutam daha getireceğim. Sabaha kadar yersiniz oğlum. Koymayayım ki altınızı çıkmayın. Suları doldu mu? Evet. Olmuş bile. Su getirdim sana. Fazlasını dökeyim mi? Al bakayım. Al bakayım, iç bakayım. İçeyim hadi. İç bakayım. Bunlar genelde otu yerken ya da yemeden önce su içiyorlar. O yüzden bunları suyu önce veriyorum. Küçükler. Mercan ve paşa. Böyle güzel beslendikleri zaman, işte iştahlı yedikleri zaman bana keyif veriyor. Böyle bol su içtikleri zaman insan keyif alıyor ya hayvancılıktan. Buyurun. Buyurun. Oğlum. Ne yapıyorsun? Beni mi yiyeceksin? Susamışsın kız bayağı. Bir kova suyu da verdin ha. Maşallah. Alıyorum. Oğlana vereceğim. Alıyorum ha.
Oğlana verelim. Oğlana şöyle yapacağız şimdi. Oğlancığım al bakayım sen şunu şöyle önüne. Sana şöyle şeyini uzatalım. Şşşt. Oynamadan hiç. Hah. Taze su dolduracağım sana. Sen suyu iç, suyu. İç. Her afurda bu şekilde hortumlar var. Her hayvanın önüne gezebileceği şekilde. Nasıl gidiyor? Sulama işi. Suyu açtı mıydın? Sımışlardır. Bunu sen mi süpürdün buraya? Şimdi bokları atacağız buradan. İkişer ikişer dışarı alacağız. Bu iş bu kadar. Zaten bir daha boşaltmadan bunları buradan alacağız. Burada dur. Evet, bir pat pat zor olur buraya. Bayağı oldu. Bunları taşımak yarın nasip olur. Şimdi ot doğramamız lazım. Buraya mı? Saçtı mıydı iki tane?
Lütfen söyle. Burası besiyemi, burası süt yemi. Unutmamamız lazım. Samana harıl koyma sebebimiz, şimdi attığımız yerden taşıyacağız. Taşırken etrafa dökülmesin diye. Bir de verirken de kolay oluyor. Sağa sola çok dökülmüyor. O sebepten ötürü harallıyoruz. Böyle hayvanı vermeden önce. Gerçi az sonra niye haraladığımı anlayacaksınız zaten. Şöyle küçükten bir bağlar gibi yapayım. Atıyorum, ona çekil. Thank you.
Bu buz hala çözülmedi ya. Şuraya bak. Gelin bakalım. Geh. Vallahi yemden iyisini doysunlar. Işık yok lan burada. Çok karanlık abi. Hadi şunu açalım. Allah'a kadar. Şimdi işlerin yarısına şöyle biraz buğday, biraz arpa. Durun bakayım. Kavga etmeden. Az bir şey daha vereyim ya. Bu da benim torpilim olsun hadi. Hadi ver bakayım. Yiyin bakalım ördekler. Sürüden ayrılanı kurt kapar. Aha geldi bizim çete. Çete geldi. Çete geldi. Senin üstün niye ıslak kızım? Oğlum. Ha kızım tabii. Oğlum. Sizin üstünüz niye ıslak bakayım? He? Şu annenize mama vereceğiz. Hey. Annesi, mama yeme zamanı geldi mi senin? Ha? Şunu yiyor musun bak bakayım. Geç içeriye hadi. Al işte daha getireyim ben sana. Siz yer misiniz çocuklar? Gelin bakalım siz. Gel. Kim var burada? Bir tanesi yese yakın görse gelir aslında da. Oğlan gel bakayım. Gel bakayım Emir. Ama ya. Sen yalan hepsini. Göremediler mi? O yüzden mi gelmiyorsunuz? Göremediğiniz için. Şimdi. Şşt. Gel. Koş. Koş buraya gel. Gel oğlum. Gel kızım gel. Mama var burada gel. Ha, kirlemeyin şu mamaların üstüne gezinip de ya. Rahat yiyin diye koyuvereyim ben size. Kayıyorsun bak. Bunlar bu arada benim köpeğim değil. Geldi hanımefendi. Benim kümese doğurdu. Öyle olunca da ben de vicdanen bakma sorumluluğu hissettim. Bakıyorum işte hemen gelince. Mama falan almak isteyen olursa, destek olmak isteyen olursa YouTube'un çeşitli bağış araçlarını kullanabilir. Süper teşekkürü kullanabilirsiniz. Öyle bir katılım sağladığınızda yine videoda hem katılım sağlayana hem de işte gönderdiği parayla alınan mamayı sizlere göstereceğiz arkadaşlar. Acıktınız mı lan? Şu yemeğe bak yemeğe. Sen nereden geldin lan? Nereden çıktı şimdi? Bundan yoktu bak bu. Haydi bakalım. O zaman videoyu burada bitirek. Görüşürüz çocuklar.